Gün Ortası Özel Programı'ndan herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Bugün Florimetin Oktay tesislerindeyiz ve çok özel bir konuğumuz var. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Older Rikering. Hoş geldiniz, welcome. Ve İdari Menajer Yardımcımız Sinan Can Sözen. Sen de hoş geldin hoş Sinan. Hoş bulduk. Evet, bugün sevgili seyirciler geride kalan sezonu konuşacağız tabii ki. Rikering'le birlikte Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden hızla başlayalım. Sinan Can Özel, önce şunu çok merak ediyorum ilk sorum olarak. Türkiye Kupası finalinde hakem son düdüğü çaldığı an neler hissetti? What did you feel after the final whistle of the Turkish Cup? What did I feel? The main part, I think, is that we achieved the goal we set at the moment we started. İlk düşüncem baştaki koyduğumuz hedefi gerçekleştirdiğimiz oldu. And of course, that sounds very rational, but it was especially that there was a lot of mutluyum. Yani bu belki ilk rasyonel gelebilir bu yorum bize ama tabii ki bunun yanında çok da mutluyum. It was a, I think, very intensive period for 2.5 months, 3 months. Bu 2.5-3 ay çok yoğun bir dönem olarak geçti bizim için. And then finally, if you have the result, and I knew that everybody did a lot to achieve it, then of course that's a big moment. Tabii ki çok kişi bu hedeflerimize ulaşmak için elinden geleni yaptığı zaman, çok çalıştığı zaman ve bu hedefe de ulaşıldığı zaman bu çok büyük bir an oluyor, çok mutlu bir alan oluyor sizin için. Peki tabii Galatasaray sezon anlamında çok iyi bir sezon değil, herkes bunu net biliyor ama finali biraz daha değerlendirirsek, finale gelirken neler hissediyordu, finalde neler yaşadı ve sonrasında mutlu sona ulaştık ama nasıl bir finaldi Rikering için Türkiye Kupası? Although this season was not very great for Galatasaray. Would you tell us about the process to the finals? What was the process to the final game? Yeah, but it's not a process of a final game. I think the whole process for me, of course, started when I arrived end of February. I started with the youth education. And then of course, after a few weeks later, the board asked me to take over. And from that moment, it's a whole process until the final. First, we also had our goal to get the fifth position, and that's the league. And we had the goal for the cup. Yani tabii ki diyor, bunu sadece finale giden süreç olarak değerlendirmiyorum ben kendi adıma. Şubat ayında geldim Galatasaray'a akademi direktörü olarak, gençlik geliştirmenin başına geldim. Birkaç hafta sonra oluşan durumdan dolayı yönetim bana takımı devralmamı istedi. O noktada da ben bu tüm bir süreci, o noktadan başlayan süreci de değerlendirmek isterim. Tabii ki bizim iki amacımız vardı. Ligde 5. olmak ve kupayı kazanmak. I think it maybe the one of the biggest moments was if when we won the last home game against Kayserispor. With a very good result, and after that there was a big disappointment in the dressing room. Tabii ki benim şu anda altını çizeceğim an belki de son Kayserispor maçını, ligin son maçını çok büyük farkla kazanmamız ama soyunma odasında 5. olamamızdan dolayı yaşadığımız büyük hayal kırıklığıydı. And from that moment on we knew we had still one chance, and that was win the cup. And I think from that moment on also everybody was more aware that the game is so important also for the club. O noktada da bizim için Avrupa'ya katılmak adına
sadece kupa finali kalmıştı. Ve o anda o soyunma odasındaki o atmosferde hepimiz bu maçın kulüp için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. So that was a high intensity in emotions also from players after that game. Normally if you play such a game and you win with that score, then that should be celebration in the dressing room. But Osman Spor, of course we heard they scored a goal. So, but it was very special, that disappointment in the dressing room. Normalde böyle bir farklı galibiyet aldığınız zaman kutlama yapmanız gerekir. Ama Osmanlı Spor'un da kazanıp bizim 5. olamadığımızı öğrendiğimizde o bir oradaki yaşanan hayal kırıklığı bence çok özel bir andı, çok duygusal bir andı. Ve ondan sonra da zaten finale kanalize olundu. Peki o arada futbolcuları nasıl motive etti? How did you motivate the players in between? Yeah, so that was the first motivation. That we knew the importance of the game and of course then a lot of players came back from an injury. We focused them also to make them ready for the final. So the few players at the latest moment came back. So then you have to choose the squad. We went with 19 players. We could choose almost except Hamid. We could choose all the players to put in the squad. So. And then we go to Antalya one day before to adjust to get a little bit the feeling, and then of course you try to get a good analyze for Fenerbahce. We made a video for the family. We made a video about the former results, but you know that helps. But if it doesn't come from the players from inside, then also those things doesn't help. So they must feel. Öncelikle tabii ki maçın önemi birinci motivasyonumuzdu. Ondan sonra da bahsedecek olursam oyuncularımızın birçok oyuncumuz sakatlıktan geri döndüler. Ve bizim Hamit hariç hemen hemen tam kadro ve seçim yapma şansımız oldu. Bunun yanı sıra Antalya'ya bir gün önceden gittik ve maçı daha fazla hissetmek için. Ayrıca bir video hazırladık oyuncuların ailelerinin oyunculara mesajlar gönderdiği ve daha önceki başarılarımızı, daha önceki kulübün aldığı başarıları ve tabii ki video analizleri yaptık. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'yi analiz ettik. Ama tabii tüm bunların yeterli değil. Oyuncuların bunları içinde hissetmesi gerekir. Oyuncular eğer buna motive olan oyuncular, kendilerini motive eden oyuncular yoksa bir yere varamazsınız. Oyuncular da hissetti. And then basically that was also when I said from the beginning I want to create a team where the individual qualities can exceed, that they can show themselves. So, you know, it's not a button you say you play the final so you're motivated. It's a process of months, most of the time of months or weeks that players trust each other, how to play together, how to... And I think that basically preparation starts also from the moment I took over and I tried to do the things I think was important. So. Tabii ki ben daha önce de dediğim gibi ilk geldiğimde hazırlıklar başlamış oldu. Çünkü ben gelir gelmez dedim ki çok yetenekli oyuncularımız var. Bu yetenekli oyuncularımızın bu yeteneklerini ortaya koyacağı bir takım yaratmamız gerekir. Ve bu da öyle sadece bir final maçı var hadi takım olalım diyerek olmuyor. Aylar, haftalar süren bir hazırlık. Oyuncuların birbirleriyle anlaşması, birbirlerini daha iyi olmaya itmesi. Geldiğim andan beri finale giden yolda ben buna için çalıştım. Fenerbahçe maçları Galatasaray açısından çok önemlidir. Bu sezon Fenerbahçe bizi yenemedi. Biz de onları yendik ama berabere sonuçlandı ve finalde Fenerbahçe ile yine karşılaştık. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe Galatasaray maçlarının o atmosferini biliyor muydu? Bilmiyorsa da nasıl öğrendi? Bunu anlatabilir mi acaba? The games against Fenerbahçe is very important for Galatasaray, the derby games. Yeah. And this year we had two draws on the league against Fenerbahçe and did you know before you came here that the importance of these derby games? If you didn't know it, how did they tell you about this importance of the derby games? Yeah, but we have in Holland we have also derbies and they are also important. If we play with Ajax against Feyenoord, there's also big tension. But I think here it's different in the emotions. And I was. The first game I think I was I watched the team play was against Lazio in the European Cup, and even that was not full. But then I, you know, normally we have in Holland
one part of the stadium that really fanatic supporters, and the rest of the stadium is more or less silent. But even in that game, I think the whole stadium and everybody is so involved in football and in emotions, and it was already fantastic at that moment. And against the game is against Fenerbahce, the home game, and of course in the last game I never saw it ever in my life. Yani tabii ki ben derbi kavramına uzak birisi değilim. Hollanda'da da derbiler var. Bizim Ajax'ın Feyenoord'la olan derbisi var. Ancak ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Lazio maçına gitmiştim. Ve orada stadyum dolu olmamasına rağmen müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlar çok coşkuluydu. Hollanda'da sadece bir tribün tezahürat yapar. Diğer taraflar genelde daha sessiz olur ama Lazio maçında tüm tribünlerin coşkusu beni çok etkiledi. Dolu olmamasına rağmen inanılmaz bir atmosfer. İnsanların nasıl futbol delisi olduğunu anlamış oldum. Ama tabii ki Fenerbahçe maçları gerek arenadaki içeride oynadığımız maç gerek final. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, böyle bir atmosfer görmedim. Tabii çok kısa bir süredir Galatasaray'ın başında. Altyapının başına getirildi ama kendisine A takımda görev verildiği an hiç kafasında bir acabası var mıydı geleceğe dair? Bir soru işareti var mıydı kafasında? Yeah, you were in a shorter period since you came to Galatasaray and you started with the youth as an academy director. Did you have any question marks about your future as soon as you came to the A team, first team? The pressure marks? Yeah, any question marks? What did you feel about your future after you came to the first team? No, I am already 33 years in professional football. First as a player, and later I was also head coach, and I was academy director, and I was assistant coach also with the big clubs. But you know, you start. I think for me it was very important that Oran was already there, and I worked with him at the youth. He was a big help for me, and then finally there's a group, and that group of 27 players. They 11 will play. There is a group dynamic. I saw some games, but finally we just started together, and I got a big help from the staff and from everybody in the club. And then of course it's about what your own thinking and your own idea you have to project on the players, and I think they did fantastic. Şimdi ben zaten hani bu gibi durumlara alışığım çünkü 33 yıldır futbolun içindeyim. Futbolcu olarak önemli takımlarda yardımcı hocalık ve teknik direktörlük yaptım ve akademi direktörlüğü yaptım Ajax'ta ve başka yerlerde. Ben tabii buraya geldiğimde ve bana bu A takımda görev teklif edildiğinde hocamız Orhan Atin de çok büyük yardım oldu. Çünkü ben onunla zaten akademide de çalışmaya başlamıştım. Bunun yanı sıra Florya'daki tüm çalışanlar da bana çok destek oldu. Ve tabii ki bu 27 kişilik bir gruptur. Takım ve oradan bir 11 kişiyi sahaya çıkarıyorsunuz. Ve bu bir grup dinamiğidir. Yani tabii ki ondan sonra ben tüm bu yardımları alarak ve takımla bütünleşerek kendi düşüncelerimi hayata geçirdim. Ve aldığımız sonuçta çok iyi oldu açıkçası. Tabii birçok basın toplantısında hep Rick Herring'e işte takımın durumu soruldu ama kendisi kısa bir dönemdir Galatasaray'ın başında ama şöyle baktığımızda Galatasaray için sezon nasıl geçti, onun için nasıl değerlendirebilir sezonu? Yeah, you always ask about the station of the team and you are in the last part of this season, but how can you evaluate the whole season for Galatasaray? But I don't know. You know, this is... Yeah, sometimes you cannot plan. I came at this moment. I cannot judge about what they did before because I didn't saw the games and I didn't know how they trained. So the board asked me, and at that moment I feel that also as an obligation because it was a question for me in the club to do something for the club. So that was a period of 3 months, and I think with the whole team of people who helped, I think we tried the best job. It was again a very intensive job, but with a good result. And what will happen in the future for me? You know, I'm happy with this club. I think it's a beautiful club. It's a fantastic complex, and inshallah, and we will see. And normally they ask me for this period, so that's also for me the only focus I had.
Şimdi öncelikle ben kendimden önceki dönemle ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü ben maçları da izlemedim. Burada nasıl antrenman yapıldığını da izlemedim. Bazen futbolda böyle durumlar olabiliyor. Ben sadece bana buraya akademi direktörü olarak gelip daha sonra da A takımın başına geçtiğimden sonrasına ilgili yorum yapabilirim. Bana bu, tabii ki bu soru sorulduğunda ben de benim için de bir şaşırtıcı oldu ama bu kulüp için bir şeyler yapabilmek, yani kulübün bana ihtiyacı varsa, kulüp bana bir şey soruyorsa ben de bunu elimden geleni yapmak benim yükümlülüğümdür diye düşündüm, sorumluluğumdur diye düşündüm. Bundan sonrası için de yani zaten bana sadece bu 3 aylık dönem için teklif edilmişti. Hayırlısı neyse olsun yani bizdeki tabirle. Ona bakalım ama ben bu kulübü çok seviyorum. Harika bir kulüp. Tesis, muhteşem bir tesis. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim. En mutlu olduğu maçı tahmin edebiliyorum. Türkiye Kupası finali. En üzüldüğü maç hangisi? We can guess that your happiest game was against Fenerbahçe Turkish Cup. And which game did you most, was the most disappointing? No. It was not even disappointing. It was, of course, the beginning was bad. Yeah, we played the first game Eskişehir. Then I think we didn't had 10 players. They went out for international games, and we had a lot of injuries. So the first game, if you start like this, is of course it's bad. They scored a goal. Antalya Sport with a red card, so I could point out that's the reason why we lost. Unlucky red card is not so smart, but that whole period for me was to start is of course difficult, and I think the big moment was the game against Fenerbahce. I think because at that moment we knew before. I think not a lot of people had the idea we could win that game. But in that game it was a draw, and finally it's also belief. Players must believe, and in that game, after that game, I think we believed again. Öncelikle başlangıç dönemi kötü oldu. Yani ilk maç Eskişehir 10 eksiğimiz vardı, milli takımdan gelmişti oyuncular. Daha sonra Rize Spor maçı son dakika gol yedik ve Antalya Spor maçında da kırmızı kart görerek 10 kişi kaldık ve bu maçları kazanamadık. Tabii ki 3 böyle bir kötü başlangıç yapmak ve hep şanssızlıklarla başlamak benim için genel anlamda bu 3 maçı söyleyebilirim hayal kırıklığı olarak. Ama daha sonra bence işin kırılma anı Fenerbahçe maçı. Ligde oynadığımız Fenerbahçe maçı oldu. Evet. Ama biz orada iyi bir futbol sergiledik ve artık hem insanlar hem de takım kendine inancı gelişmiş oldu bu Fenerbahçe maçından sonra. Tabii altyapının başına geldi ilk başta ama sonra A takımda. Ben şunu soracağım. Altyapıdan bazı oyuncuları A takımda biz gördük Rikering döneminde. Onların performansını nasıl buldu? Nasıl buldu sezon boyunca? How do you think about the performance of the youth players that you took from the academy to the first team? We saw some players in the squad, what do you think about them? I think in general, in structure and in organization, I think we have a good youth education. I can see in which parts we have to improve. A lot of about also physical quality, but also intensity, also. Every day do your best to achieve your goal, but that's also more in the mentality. So I know what we should change in the youth development. That's why sometimes it takes a little time for players to go from the youth to the first team, because it's a big step. So I think if, especially in the last part, if we get the intensity higher, I know we have the talents. You know, have the structure, you have the accommodation, you have the club, you have the feeling, you have a lot of things. I think that in for the future it can be a big opportunity to let players go from youth in to the first team. Öncelikle kulübün bence sağlam bir akademi altyapısı var. Yani sistem iyi kurulmuş ama tabii geldiğimde ben bazı eksikleri tespit ettim. Buna fiziksel eksiklikler, oyuncuların fiziksel eksiklikleri veya her gün en iyisini yapma mentalitesi, elinden gelen en iyisini verme, bu azim. Bununla ilgili sorunlar olduğumu tespit ettim ve bunun üzerine zaten yoğunlaşacağım. Ve biz bu azmi sezonun sonlarına doğru da genç oyuncularımızda da
bu yoğunluğu, bu isteği hissettim. Ve onlar da üstlerine koyarak devam ettiler ve bence Galatasaray altyapısında biz bunları başaracağız. Daha A takıma daha da çok oyuncu gelmesini bu eksikleri kapatarak sağlayacağız. Evet, bazı takımlarımız, altyapı takımlarımız da kendi liglerinde şampiyonluklarını da ilan etti. Herhalde o da bu söylediklerine ötürü biraz kendisini de mutlu etmiştir herhalde altyapıdaki şampiyonluklar. Are you also happy with the championships, with the youth teams? Some teams became champions at their age group. Are you happy with that? Yeah, but you know, what I always said is the championship is the proof that you have the best players. Mm-hmm. So you selected the best teams, but in youth education, normally it's about you measure the quality of the youth development if the players go to the first team and not if the teams are champion. So I think in individual development is also good to play in the best team and be champion and experience to be champion. But finally, it's always about the individuals who will be prepared for the first team. Benim gençlik eğitimiyle, akademiyle ilgili hep söylediğim şudur. Evet, bir takım kendi yaş grubunda şampiyon oluyorsa demek ki biz en iyi oyuncuları seçmişiz ve en iyi takımız. Ama altyapı için önemli şey bizim birinci takıma, A takıma kaç tane oyuncu çıkardığımızdır. Yani evet, tabii ki en iyi oyuncularla oynarsa daha da gelişir ve böylece bu bağlamda şampiyonluk önemli ama asıl önemli olan A takıma çıkardığımız oyunculardır şampiyonluklardan ziyade. Kendisi dünya liglerini de çok yakından bilen bir isim. Türkiye ligini genel olarak nasıl görüyor? Nasıl bir lig? Have a deep knowledge for all the world leagues and how do you compare and contrast Turkish league with other leagues in the world, in Europe? A big difference, and then I also talk for example especially in Holland because that's my biggest experience, is that we have a lot of young players, and what I see here is a lot of mature players. I think it's a very good competition for the development. I think in tactical way we can also improve a little bit, but like physically and for players to play in this competition and for players to play in this competition also to develop. I think it's a very good competition. Tabii ki ben önce Hollanda'dan örnek vereyim en iyi bildiğim lig olarak. En büyük fark olarak şuna dikkat ettim. Biz Hollanda'da birçok genç oyuncu ligde oynuyor. Burada daha tecrübeli oyuncular var ve çok iyi bir lig, çok iyi bir rekabet var. Bence çok iyi bir lig. Tabii ki fiziksel güç daha arttırılabilir. Yani bunu söyleyebilirim ama genel anlamda Türkiye Ligi'nde çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Şunu da soracağım, yani merak ettiğim için soruyorum. Türkiye'de geçen seneye kadar yabancı sınırı yoktu. Avrupa'da vardı. Türkiye'de kaldırıldı. Bu da artık normale döndü. Yani isterseniz 11 yabancı ile oynayabiliyorsunuz. Hollanda'dan örnek vererek yine söyleyebilir. Türk futbolu nasıl etkiler bu? In Turkish league we used to have the limit of foreign players, but last season it was unlimited. It will be unlimited foreign players. What do you think? And also the in Holland considering the Holland example, what will be the consequences of this decision that unlimited foreign players will play? Yeah, but it's the same question when I read that in Real Madrid. I think finally only two Spanish players played in the first team. I think in the Champions League final. Of course, normally we give, and like in Holland, we give a lot of youth players the chance to develop. But you can also see that because of that, for our national team, it's getting also more difficult to perform on international level because finally players grow with the challenge they get. And I think in our competition, the challenge, especially also in physically in the speed and atmosphere in the stadiums, it's not always good. That's why also youth players a lot of times quickly go to competitions abroad, and I think that like now in the Turkish competition the challenge is that high that also the talented players
that get a chance, they will also develop under these circumstances. And of course, if you have a lot of foreign players, less Turkish players can play. But if you really have the talented players, they also get a high pressure. They can play in this competition. They grow in the competition. So, and what you see in Spain, they have a fantastic national team. But like in the top clubs, only two Spanish players. So. But players will develop and it also benefit for sometimes for players. Bununla ilgili ben Real Madrid'le ilgili de bir şey okudum. Hı-hı. Geçenlerde Şampiyonlar Ligi finalinde iki tane İspanyol oyuncusu. Yani bu her yerde tartışılan bir şey, yabancı sınırının olup olmaması. Ama düşününce İspanya'nın da harika bir milli takımı var. Çünkü şöyle oluyor, Hollanda örneğinde de biz Hollanda'da altyapılardan birçok genç oyuncu veriyoruz. Ve lig seviyesinde de çok büyük bir rekabet fiziksel olarak ve diğer açılardan olduğu zaman oyuncular da kendini geliştiriyor veya genç yaşta ülke dışına çıkıyorlar. Bence Türkiye'de de bu olacak. Yani tamam, milli takım havuzuna belki oyuncu daha çok yabancı oyuncu olduğu için Türk oyuncu daha az verilebilir ama eğer oyuncu yetenekliyse yabancı oyuncularla yaptığı rekabet de ona bir şeyler katacak ve gelişimine fayda sağlayacak diye düşünüyorum. 13 Ağustos'ta Süper Kupa finali var. Bu sefer Beşiktaş'ta oynayacağız. O maçla ilgili neler söyler? What do you think about the Super Cup game against Beşiktaş on 13th August? Yeah, there will new season, a new beginning. it's always special games that you know better than I do. And there will be, of course, there will be probably transfers. There will be new teams. So that's, I think, it's always a good test. Beginning of the season, you have a important game. It's a prize. So new start, good beginning. Yeni sezon, yeni başlangıçlar. Yani zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz derbi maçlarının ne kadar önemli olduğunu Türkiye'de. Ve böyle bu tip maçlar her zaman iyi bir test olur. Yeni transferler olacak, yeni takımlar olacak. Dediğim gibi yeni başlangıçlar. Euro 2016 ile ve Copa Amerika'dan birkaç soru sormak istiyorum. Euro 2016'da Galatasaray'dan, takımından öğrencileri de var. Hem Türk milli takımında, Alman milli takımında ve Belçika milli takımında. Onunla ilgili neler söyler? Hem Türk milli takımını da nasıl görüyor Euro 2016'da? What do you think about the Euros? You have some players in Turkish national team, Germany national team and also Belgium. And what do you think about the European Championship generally and in special in Turkish national team? Yeah, I think for the Turkish national team, I think it is a difficult group. Mm-hmm. Spain, Croatia, Czech. Czech, yeah. So, especially, you know, Spain maybe is the strongest team, but you also know a lot about that team, how to play, how the way. And the other two countries are also sometimes more on individual players, so who can decide the game. So I think it's not an easy group. Of course, I'm now a big fan of Turkey, so I didn't have a favorite team, but I have now a favorite team because Holland, you eliminated Holland. Yeah. So now Turkey is my favorite team. And of course, the big countries will be favorite. France, with as a home team, I think they will be a big team in this tournament, and of course Spain and Germany. And England, I don't know. I don't believe in that, but we will see. Türk milli takımından başlayacak olursam, benim tuttuğum bir takım yoktu çünkü Türkiye Hollanda'yı elemişti. Benim takımım yoktu ama artık Türkiye'nin büyük bir fanatiyim bu turnuvada. Türkiye'de iyi bir takım ama zor bir grup. İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan. Yani İspanya'nın nasıl oynadığını da biliyoruz. Onlar bir sistem takımı ama diğer iki takım da oyuncular, bireysel yetenekler ön plana çıkan oyuncular var. Yani güzel bir grup olacak. Buna inanıyorum ve Türkiye'yi tüm kalbimle destekliyorum. Turnuva özelinde söyleyecek olursak da bence Fransa hem ev sahibi takım hem de çok iyi bir takım olarak öne çıkan bir takım. İspanya ve Almanya'da tabii ki her zaman büyük takımlar, favori olan takımlar. İngiltere'yi açıkçası bilmiyorum. İngiltere'ye çok inanmıyorum. Bir de bunu söyleyebilirim. Hollanda'nın gitmemesi çok üzdü mü? Are you very disappointed that Holland is not at the tournament? Yeah, I'm very, very disappointed. Of course, the last tournament we were there, so it was normal to you could prepare. Your country is playing. You're with friends watching television, and you have a different feeling now with the tournament. That's true. Tabii ki çok üzüldüm. Yani bu bizim için bir rutindi. Son bütün büyük turnuvalara son yıllarda katılıyorduk.
Arkadaşlarınızla otururdunuz, hazırlanırdınız, maçı izlerdiniz. Şimdi bu olmayınca bir boşluğa düştüm açıkçası. Peki kim kazanır gönlünden geçen takım? Yani Türkiye'yi destekliyor ama Euro 2016'yı kim kazanır? Yani düşündüğü göre favori olarak. Evet. What is the favorite for you for the tournament? Yeah, Turkey. Yeah, but what do you think about who will win? Turkey? No, but I think that France will win. Tabii Türkiye'yi tutuyorum ama Fransa kazanacak bence. Bir de Copa Amerika'yı soralım. Muslera da Uruguay milli takımıyla birlikte orada ki birçok şampiyonluk kazandı Uruguay. Bir yenisini daha eklemek istiyor. Copa Amerika için ne söyler? And what do you think about Copa America? Muslera is there with the Uruguayan national team and they will also want to win as they won many times. Yeah. What do you think about the Copa and America? And don't forget Taffarel. I think Brazil, Argentina, Uruguay, those are the Uruguay won most of the also in the past they won most of the Copas or Copa America. They won the winner of the most times the win the cup. So it's a very special country with a lot of winning mentality. And but there's the same. If you have the three favorites, then you quickly Brazil, Argentina, Uruguay. And they start tomorrow, I know. So I will send the messages to them for both good luck. So we have two possibilities. It's not only Uruguay, it's also Brazil. Öncelikle Taffarel'de unutmayalım Brezilya milli takımında görev alan. Yani benim şu anda gönlümde iki takım var. Hem Uruguay hem Brezilya. Yarın başlıyor. İkisine de mesaj atacağım. Başarılar dileyeceğim. Turnuvayı değerlendirdiğimizde zaten üç büyük favori üzerinden gidiyoruz. Brezilya, Arjantin zaten dünya devi takımlar. Uruguay da en çok Copa Amerika'yı kazanan takım bildiğim kadarıyla. Yani bu zaten böyle büyük turnuvalarda üç tane büyük favori varsa her şey olabilir. Artık son birkaç sorum var. Kapatıyoruz yavaş yavaş. Ben yine biraz başa dönmek istiyorum. Biraz bahsetti ama Fluorometin Oktay tesislerinin baktığımızda nasıl bir tesis burası? Yani futbol anlamında nasıl gördü burayı geldiğinde? Onu merak ediyorum biraz detaylandırırsa. And we go back to the beginning. How do you feel about the these facilities, Florya facilities, Metin Oktay facilities, and considering the as a football facility and also academy? You know, I think the most important part of a facility is that it's just the atmosphere. And when you come in here, I invited also a friend of me. He said the moment you come inside, you smell football. If the youth and the first team in one complex, I think that's a big advantage to feel as a club. Everybody thinks that we should have maybe one more pitch more, or you know, that's not about educating. For example, if you talk about the youth, educating talents, it's about the feeling and the atmosphere in the whole complex. I think it's fantastic. It's really a club. And I remember when I started in Ajax 1995 with Wesley. He was at 10, 11. And we had one hard artificial pitch and a very old grass pitch. We had nothing, and it's not about the how beautiful everything is, but it's more about the atmosphere where you bring talents in, where people work together, and I think I love it here. Öncelikle bence tesisler sadece betonundan veya ne kadar büyük olduğuyla değerlendirmemiz lazım futbol tesislerini. Buraya geldiğin zaman böyle tesisler atmosferiyle ruhuyla var olurlar. Ben buraya geldiğim an zaten o ruhu hissettim. Yani özellikle A takımı ve genç akademinin burada olması, bir arada olması, insanların beraberce çalışma duyguların olması. Yani ben bunu hissettim. Bir arkadaşımı davet etmiştim. O da aynı şeyi söyledi. Yani adımızı hatır atmaz bunu hissediyorsunuz. Bu ruhu koklayabiliyorsunuz. Bence bu çok önemli. Yoksa bir tane daha büyük sahamız olabilir, olmayabilir. Bunlar önemli değil. Ben Ajax örneğini vermek istiyorum. 95 yılında ben akademide başındayken ve Wesley de o zaman 10 yaşındaydı. Onunla beraber başladığımızda bir tane suni çim saha vardı. Bir tane de eski dandik diyebileceğim çim saha vardı. Ama önemli olan oradaki yeteneklerin nasıl büyüdüğüdür, oraya o ruhun nasıl verildiğidir. Ve burada da Fluorometin Oktay tesislerinde de o ruh, o atmosfer var. Çok seviyorum burayı. Arena'da, Türk Telekom Arena'ya önce izleyici olarak oturdu, sonra kulübeye geldi. İki açıdan bakarsa hem tribünden hem yedek kulübesinden o atmosferi nasıl değerlendirir?
You were both in the tribune and also in the bench in the Türk Telekom Arena. How do you find it in two aspects, as a spectator or also a technical director in the bench? What do you feel about the stadium? Yeah, if you're in the tribune, you have more time to look around, so you get a little bit more the impression. And but especially in the big games, I know also for players, it's so important that the support and the vibration. And we spoke about the games of Beşiktaş and Fenerbahçe. I think that was. I never saw it. Yani tabii ki tribünde olduğunuz zaman daha çok etrafa bakma şansınız oluyor ve dediğim gibi özellikle büyük maçlarda müthiş bir atmosfer var. Yani tüm tribünler arkanızda ve özellikle büyük maçlarda bu oyuncular için çok önemli, bunu biliyorum. Tabii ki yani daha önce de söylediğim gibi ben böyle bir şey görmedim. You saw it also in the basketball final. We were there. So the atmosphere was so incredible, impressive. Yani şuna değinmeden geçemeyeceğim. Şey, Euro Cup finalindeydik, o basketbol salonundaki atmosfer inanılmazdı yani. Hani o atmosfer müthiş bir şey. Bunu zaten da belirtmeden geçemeyeceğim. O belki de kupayı getiren faktörlerden biriydi. Maybe the one of the biggest aspect that brought the cup. Yeah, I believe. Ben inanıyorum buna. I believe that that's the combination about spectators and sportsmen. Sporcularla seyirciler arasındaki uyumun, bağlantının, bağın çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Taraftar demişken son olarak taraftarla bitirelim. Bize her gelen konumuza mutlaka taraftarla ilgili bir mesaj isteriz. Kendisi ne söylemek ister taraftarla ilgili? Final question, we ask for all our guests to say something to the fans. What message do you want to give to the fans? The biggest message finally is that of course, next year Galatasaray, if you start the competition, the aim should be, of course, be the champion. But you know, if you win, then it's always easy to be a spectator and to cheer. But especially in the difficult times, it's also important. And I think that everybody should know. And I think especially in the big games, they helped us this year. So I think people should realize what a big influence they can have on the team and the results. Tabii ki Galatasaray her sezona kazanmak amacıyla başlar. Ve şampiyonluğa yürüdüğünüz zaman, şampiyon olduğunuz zaman doğaldır taraftarın arkanızda olması, sizi desteklemesi de kolaydır açıkçası. Ama önemli olan zor zamanlarda da takımın arkasında olmasıdır. Bu sezon benim gördüğüm özellikle büyük maçlarda taraftarımız arkamızda oldu bizim ve onlarda da daha iyi sonuçlar aldık. Yani taraftarlara mesajım, onların ne kadar büyük bir etki verdiğini bilmeliler, bilsinler. Ne kadar büyük, önemli olduklarını bilmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. Bu stüdyomuzda ağırladığımız için, geldiği için de çok teşekkür ederiz kendisine. Thank you very much to come to the studios. Thank you very much. Teşekkürler. 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 Sevgili seyirciler, Sinan sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, gün ortası özelin bugün sonuna geldik. Çok değerli hocamız Jan Oderik Erink'i ağırlamış olduk. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle efendim. Mutlu günler, hoşça kalın.